Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. İntegral teoriyi incelemeye devam ediyorum ve integral kapsamında yogayı incelemek şu anda çok ilgimi çekiyor. Ancak size kısaca integrali tanıtacağım bugün. İntegral, geçen Reset'te söylediğim gibi Claire Graves tarafından ilk defa ortaya atılan, daha sonra Don Beck, daha sonra Ken Wilber tarafından geliştirilen ve şu anda yürürlükte, hani şirketlerde, bireysel olarak, hükümetlerde kullanılan bir harita diyelim. Yani felsefe demeyelim, gerçekten insanların iletişimi, kişisel gelişim, verimlilik arttırma, barışçıl toplum ortamları yaratma konusunda çok güzel işleyen bir sistem, bir harita. Ve hoşuma gidiyor çünkü yogayı görüyorum içinde. Yani yoganın da nasıl bu sisteme yaradığını ve bu sistemin nasıl yogaya yaradığını görüyorum. O yüzden size bunu tanıtmak istiyorum. Şimdi hiyerarşiden bahsediyor integral teori. Yani birbirinden daha üstün olmaya başlayan aşamalar, daha düşük aşamalar, daha yüksek aşamalar. Bunu bilinç için söylüyor. Diyor ki bilincin aşamaları oluyor. Hem kişisel hayatımızda hem de toplumsal olarak. Şimdi bu aşamalar ve hiyerarşi deyince bazı kişiler diyebilir ki ay öyle hani sınıflara koyan sistemler benim hoşuma gitmiyor. Hiçbir insan sınıfa yerleştiremez. Hemen beni bir kutuya koymak isteyen bir sisteme ben ilgi duymuyorum. Fakat şöyle görebilirsiniz. Bu hiyerarşiler başka hiçbir şeyi reddetmiyor. Esnekler aynı zamanda ve bir önceki aşamayı kapsayarak daha kompleks bir sisteme doğru gitme aşamaları aslında. Bir örnek vereyim. Evrenin oluşumunu düşünün. Hani kozmosun. Bir Big Bang patlama oluyor. İlk başta var olan şeyler kuark deniyor fizikte. Zamanla hücreler ortaya çıkıyor. Zamanla moleküller ortaya çıkıyor. Zamanla insan ortaya çıkıyor. Ve bunlar aşama aşama oluşurken bir önceki aşamayı dahil edip daha kompleks olma yönünde oluşan aşamalar. Yani bir molekül bir hücreyi reddetmiyor. Reddedemez çünkü hücrelerden oluşuyor molekül. Sadece molekül daha kompleks bir sistem. Bir insan molekülleri, hücreleri reddedebilir mi? Hayır. Bütün bedenimiz hücrelerden oluşmuş. Ama bir bütün olarak insan olunca bir hücreden daha yüksek aşamada ve kompleks aşamada bir fonksiyon diyebiliriz. Yani fonksiyonel aşamalar bunlar. Aşama deyince tabii ki o hiyerarşi sistemleri dominator hierarchy sistemine dönüşürse, yani daha üstteki birdenbire alttakilere hükmetmeye başlıyor, o zaman bozulabiliyor hiyerarşi. Ahlaksız olmaya başlayabiliyor ve zaten o tarz hiyerarşilere karşıyız. Fakat aynı zamanda varoluşumuzun süreci içerisinde hiyerarşinin olduğunu da reddedemeyiz. Bir kişisel gelişimimizde bir bebek olarak doğuyoruz, aciz, kendimizi yemek bulamayız, yürüyemiyoruz bile, koruyamayız kendimizi. Daha sonra yemek bulabilen, toplum içerisinde işleyebilen bir insan haline geliyoruz.
bebeklikten, çocukluktan, ergenlikten yetişkinliğe gidiyoruz. Bu bir hiyerarşi ve hiçbir önceki adımı reddetmiyoruz. Onu dahil edip onu aşıyoruz. Bu tarz bir hiyerarşiden bahsediyor integral teori. Hiyerarşiden bahsettiği gibi bir de iç alan ve dış alandan bahsediyor. İç alan senin kendi kişisel hislerin, becerilerin, psikolojin. Dış alanda daha bilimsel ve hatta daha toplumsal olgular. Şimdi bu konuda ilginç örnekler var. Mesela politikada baktığımızda Republican ve Demokratlardan bahsediyorlar. Daha çok Amerika'nın sisteminden bahsediyorlar. Ama sağ ve sol olarak dünya çapında var olan bir anlayış. O yüzden yabancı gelmeyecek size. Sağ tarafta olanlar hiyerarşileri sürdürmeye çalışıyor. Sol tarafta olanlar bütün sınıflandırmaları, hiyerarşileri yıkmaya çalışır. Sağ tutmaya çalışır eski sistemi, sol yıkmaya çalışır. Şimdi ne kadar beğenseniz de beğenmeseniz de Jordan Peterson hani bazı akıllı şeyler söylüyor kendisi. Diyor ki iki tarafın diyaloğu ile en iyi toplum oluşur diyor. İki taraf da gerekiyor. Sağ da gerekiyor. Sol da gerekiyor ve bunların arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog olunca en güzel sonuç çıkıyor. Sırf sağ ya da sırf sol yerine diyor. Yine sağ ve sola bakınca bu integraldeki iç ve dışa şöyle yaklaşabiliriz. Sağ taraftakiler, Republican, genelde içsel olarak algılıyorlar. Sol tarafta toplumsal olarak algılıyor. Örnek olarak, eğer ki açlık varsa, yoksulluk varsa, sağ taraf diyor ki, açsa, yoksulsa o zaman tembel ve çalışkan olması gerekiyor. Değerlerini doğru yere koyması gerekiyor ki o da varlıklı olmaya başlasın. Sol taraf diyor ki eğer yoksulsa, açsa bu sosyal bir problem ve bizim ona yemek vermemiz gerekiyor diyor. Açları yedirelim diyor sol taraf. Sağ taraf diyor ki açları kendi yemeklerini bulabilme becerilerini verelim diyor. Bakın çok farklı yaklaşımlar politikada aynı soruna. Mesela silah Amerika'da büyük bir sorun. Silah sorununa sağ taraf diyor ki guns don't kill people, people kill people. Silah insan öldürmez, insan insanı öldürür diyor. O yüzden o insanın bir kişisel olarak bir sorunu var. Onu düzeltelim ya da o insanları hapse atalım. O zaman işte kimse ölmeyecek. Oysa sol taraf buradan bakınca diyor ki, silah soruna diyor ki, bu bir toplumsal sorun diyor. Silah satışını kısıtlamalıyız. Bu cinayetlerin olmasını önlemek için diyor. Biri diyor ki toplumu düzeltelim, biri diyor ki kişiye bakalım ne oluyor. Sağ ve sol. Hangisi doğru? İkisini de dinlemek gerekiyor. Sağlıklı bir toplum için. Belki. herkese eşit dağıtalım diyor sol. Sağ diyor ki hak eden kazansın diyor. Şimdi ahlakımızda genişleme oldukça narsisizm azalıyor.
diyor integral teoriyi anlatanlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi şeye döndü, bu iç ve dıştan yine hiyerarşik bilincin yükselme aşamalarına döndü. İlk aşamalar egocentrik, hani benim işime yarasın, ahlakım orada yatıyor. Daha sonra birazcık genişliyor ahlak ve sadece seni değil, 30 kişilik bir grubu, aileni dahil etmeye başlıyor. Ve o zaman diyorsun ki evet, benim bu küçük kabilem, benim bu 30 kişilik ailem için işliyor ahlakım. Yani o ailenin dışında olanları öldürebilirim, çalabilirim. Çünkü ahlakım 30 kişiyle sınırlı. Bu küçük kabileden sonra mega kabilelere yayılmaya başlıyor ahlak. Daha sonra krallıklar ve beylikler oluşmaya başlıyor. Daha sonra devletler oluşuyor. Yani gittikçe genişliyor ahlakım, birdenbire işte benim ülkeme ait işte Amerikalıları, Amerikalıysa ahlakım oraya kadar, daha sonra bana ne ölebilir şeklinde bir ahlak oluşmaya başlayabiliyor. Yani ülkeyi kapsıyor ahlakın ve ahlakın genişliyor ve en sonunda dünyayı ve kozmosu kapsayınca o zaman da daha az narsisizm oluyor. Ve dünya sonra kozmos. Dünyaya uzaylılar gelirse o zaman nasıl düşüneceğiz o uzaylılarla ilgili hakkında? Okey, yani dedik ki genişleyen ahlak narsisizmin azalmasını sağlıyor. Bu dünya odaklı bir ahlakın oluşması 100 bin sene sürdü insanlık tarihinde. Yani o bahsettiğim ben, yok benim küçük kabilem, daha sonra birkaç kabile bir arada, daha sonra beylik, daha sonra işte ülke, en sonunda dünya ahlakının gelişmesi 100 bin sene sürdü diyorlar. Daha 200 sene önce kölelik yasaklandı dünyada. Daha önce manastırlarda, hiç düşünmeyeceğiniz yerlerde, Amerikalı Kızılderililerde, çünkü onları da romantik olarak hatırlama eğilimimiz oluyor. Hani onlar iyi yaşıyorlardı, ahlaklı insan. Onlarda bile kölelik varmış. Dünyanın her yerinde, her toplumunda kölelik, düşünsenize, neredeyse 100 bin yıl boyunca devam ediyor. Yani ahlakın gelişimini düşünün. Ve daha yeni, daha 200 sene önce her gelişmiş toplumda kölelik artık yasaklanıyor. Çok yeni bir şey insanlık tarihinde. Şu anda müthiş bir dönüşüme uğruyor toplumlar. Ve bu tekrar kabileleşme hissine bizi geri götürüyor. Ve tekrar etnosantrik, yani kabile ahlakına dönmeye başlıyor diyorlar. Şimdi sosyal hakları ve bireyin hakları arasında her zaman bir çelişki oluyor. Bireysel özgürlüğümü korumak istiyorum ama sosyal olarak da sorumluluklarım var. Ve bu konuda da politikada uçlara gitme eğilimi oluyor. Ve insanlar bütün teoriyi sırf kendi görüşlerine uysun diye çevirip ayarlıyorlar. Kendi
Wilber diyor ki mesela diyorlar ki herkes topluma uymak zorunda. Oysa diyor ki mesela kedin odanın karşısına doğru yürürken bütün hücreleri hiç sorgulamadan onunla beraber odanın karşısına doğru yürüyor. Fakat sosyal olarak bir grup insanı odanın öbür tarafına doğru yürütmek istersen, o zaman ortak değerleri, ortak konuşma, diyaloglar ve hedefleri olmalı ve çoğunluk hemfikir olmak zorunda. Şimdi bedenindeki hücrelerini düşünürsen, o şekilde bir iletişime ihtiyaç yok. Hani bedenin içerisindeki hiyerarşide her şey zaten uyum içerisinde. Ama bireysellikten çıkıp toplumsal alana geçtiğimizde o zaman farklı bir şey olmaya başlıyor. Politik teorideki sorunlardan biri bireyleri nasıl grubun ortak hedefine doğru yürütmek için ikna edebilirsin? Nasıl eylemlerini değiştirebilirsin? Şimdi radikal sağ tarafta olanlar diyorlar ki biz ya da sağ değil, radical libertarians, özgürlük meraklısı olanlar diyorlar ki istediğimizi yapabiliriz diyorlar. Öte yandan da deniyor ki en önemli şey aslında devlet ve ona uyum sağlanmalı. Bireyin özgürlüğü mü yoksa devletin iyiliği mi? Hangisi daha önemli? Eğer ki bireyler devletin iyiliğini seçmede dahil olabiliyorlarsa daha uyumlu oluyorlar. Mesela kaç tane araba sahibi olabilir bir birey ya da bir aile? O konuda oy verme hakkı oluyorsa bireyin, o zaman daha çok uyum sağlama eğilimi oluyor. Ve işte bu prensip de bütün demokrasinin üzerinde kurulduğu prensip oluyor. Bunlardan hani aslında politikadan normalde hiç bahsetmiyorum ve çok da bilmiyorum çünkü hakkında, ama integral teorinin hani bunları da kapsadığını, bu iç ve dış olayının, bireysel ve toplumsal olayının hani politikayı da dışında bırakamadığını görüyoruz. Mesela şu konularda ilginç olmaya başlıyor benim için. Eğer ki sırf serbest piyasa ekonomisine izin verirsen, o zaman hani insanları bile satmaya kadar gidebiliyor bu. Çünkü para için istediğini yapabiliyorsan, o zaman ahlakın da yok olabileceğini görüyorsun. Ama bu tabii ki olmaz. Yani insan alıp satmak gibi bir şey, korkunç bir şey. Dolayısıyla belirli bir ahlak da empoze edilmek zorunda ekonomi sistemine. Ancak bu ekonomide görüyoruz ki hükümetler kendi devletlerin içerisindeki ekonomiyi kendi ahlaklarıyla kontrol edebiliyorlar. Fakat artık ekonomi ülkenin kapsamından daha çok büyüdü ve global ekonomi oluşmaya başladı. Radikal yeni ekonomiler var ve onlar artık lokal hükümetler tarafından kontrol edilemiyor. Öyle bir durumda yaşıyoruz. Yani transnational problems. Ülke ötesi problemlerimiz var. Ve o yüzden de işte integral teoride diyor ki
artık o devlet kapsamındaki bilinç seviyemizin yükselmesi, yükselme derken reddetmeden devleti, daha da kompleks bir organizma, bir işleyiş sistemini kapsayacak şekilde, dahil edecek bir şekilde büyümesi gerekiyor. Mesela sosyal medyada, internette çok çok büyük ekonomiler dönüyor, işler dönüyor ve şöyle dönüyor: en çok kazanan her şeyi kazanıyor. En çok mesela diyor ki Ken Wilber, diyelim ki bir araba satın alacaksın, ikinci el araba. Bir arıyorsun kendi şehrinde hangi yerlerde ikinci el araba satılıyor ki oraya gideyim ve alayım. Ve hepsi hakkında geri bildirim verilmiş. Biri hakkında deniyor ki ay sakın oraya gitme, orada yalancılar var, bozuk araba satıyorlar sana. Öbür yere de altına yazmışlar ki burası süper bir yer, işte buradan araba alın. Hangisine gideceksin? Kazanan her şeyi kazanıyor internette. Ve bu da bir problem oluyor. İstediği kuralları koyabiliyorlar internette. Ve bu şekilde de doğru iletişimlerin olduğu, bütün yapıları yok etmediğimiz ama var olan yapıların üstünde bir yapılaşmanın oluşabildiği integral bir sisteme doğru adım atmaktan bahsediyoruz integralde. Ekonomik açıdan, politik açıdan, kişisel gelişim açısından, yoga açısından integral bütün bunları kapsayabilen bir anlayış oluyor. Son bir bahsetmek istediğim bir konu şu. Yine Jordan Peterson'ın açtığı bir konu. Bazı insanlar hiç beğenmiyorlar kendisini ama çoğu kişi akıllı bir insan olduğunu konusunda hemfikir ve onun bahsettiği bir şey var. O da şu: eşitlik kavramı, eşit bir yerden başlama hakkını vermekten mi bahsediyorsun insanlara? Yoksa sonuçların mı hep eşit olmasından mı bahsediyorsun? Diyor. Bunu algılamakta bir fayda var. Çünkü equal opportunity or equal outcome. Çünkü eşit fırsat verilmesi başka. Ama eşit, herkese eşit sonuç ortaya çıkması da başka. Şimdi eşit fırsat olursa, en fazla sanırım Skandinav ülkelerinde, Kuzey Avrupa, Skandinav ülkelerinde bu eşit fırsat oluyor. Ve eşit fırsat verildikçe kadınlara ve erkeklere, o zaman kadın ve erkeklerin arasındaki farklar belirmeye başlıyor. Mesela her 20 hemşireye, kadın hemşireye bir erkek hemşire varmış Skandinav ülkelerinde. Her 20 mühendise erkek bir kadın mühendis düşüyormuş. Yani bu eşit fırsat verdiğinde kadınlar daha çok hemşireliği seçiyor, erkekler daha ziyade mühendisliği seçiyor gibi bir sonuç. Yani eşit olmayan bir sonuç ortaya çıkıyor. Oysa şirkete dersen ki senin hani 100 tane mühendisin olacaksa 50'si kadın olmak zorunda dersen, o zaman eşit sonuç peşindesin ve Jordan Peterson diyor ki yani bu en iyi şey olmayabilir aslında. Buradan da
Başka son olarak söylemek istediğim bir şey. Şimdi bunların hepsi bir şekilde integral teorinin içerisine giriyor. Ve çok kişinin konuştuğu şey seviyesinin üstünde oluyor. Yani bir iki seviye, bir iki aşama daha yukarıdaki teorilerden bahsetmeyi seven kişilerin çok kez kalbi başka bir yerde yatıyor. Bunu kendimizde de gözlemliyor olabilirsiniz. Ben kesinlikle kendimde gözlemledim. Ama bu bir problem de olabiliyor. Mesela Naziler, Nazi doktorlar, doktor, yani adam doktor, yani insan sağlığı için hayatını adamış biri, çok yüksek bir kognitif zeka var ve çok idealist bir konuşma var. Fakat yürüdüğü yol dehşet. Yani çocukların üzerinde atıyorum deneyler yapabiliyor. Barışnikov, dansçı, kaçmış Sovyet Birliği'nden demiş, sormuşlar demişler ki hani Sovyetler Birliği'nde yaşadığın en büyük zorluk neydi? O da demiş ki sürekli yalan söylemek zorundasın. Oysa Sovyetler Birliği'nin vaktinde söylediği şey işte kardeşlik, eşitlik, brotherhood. Onu konuşurken öte yandan daha düşük bir seviyeden bir davranış söz konusu oluyor. Marksist yazarlar çok yeşil seviyeden yazıyorlar ama davranışları yani bahsettikleri şey insanlık, eşitlik, kültürel fakat davranışları gaddar. Hitler 13 milyon insanın ölümüne yol açmışken ki 7 milyonu eşcinsel, çingene vesaire iken gulaglarda yani Sovyetler Birliği'nin kamplarında 66 milyon insan ölmüş. Çin, Mao'nun Çin'inde kültürel devrimde 100 milyon insan öldürülmüş. Yani sol taraf tek başına bırakıldığında fazla ileriye giderse her ne kadar yeşil değer sistemi, hani herkes eşit, barış gibi değerler konuşulsa da o zaman yine de çok fazla kendini üstün görmeye başlıyorlar ve burada dominating hierarchy, hükmetmeye başlayan hiyerarşi içerisinde kendilerine uymayanları da öldürmeye başlıyorlar. Yani böyle sorunlar olabiliyor bilinç seviyelerinde ve farklı bir seviyenin değer sistemin ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi yine inşallah anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Ben de kendim anlama araştırması içerisindeyim. Şimdi meditasyona geçiyoruz 20 dakikalık ve istiyorsanız bir dakika ayağa kalkın, bacaklarınızı rahatlatın, tuvalete gidin ya da bir su için. Ya da benimle oturmaya devam ediyorsanız rahat bir oturma pozisyonu araştırıp oryantasyon yapın. Daha çok gözlere odaklanarak yapacağız. Gözlerinizin serbestçe dolaşmalarına izin verin odanın içerisinde. Ve ne zaman ki ilgilerini çeken bir şey gördü gözler ya da merak ettikleri bir şey bırakın gözleriniz orada dinlensinler. Ve baktığınız şeyi incelerken bu sırada bedeninizde neler oluyor onu da fark edin.
Yavaşça gözleri kapatın. Burnunuza gelen kokuları algılayın. Uzaktan gelen, yakından gelen sesleri fark edin. Ağzınızdaki tat. Ve şimdi hareketsiz bir hale gelip başlayalım. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Vesaire. Ona kadar sayarsanız yine bir ile saymaya başlayın. Ya da dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Nefesiniz serbest olsun. Belki çok yavaş, belki hızlı. Nefesin değişmesine de izin verin. Amaç çok çok saymak değil. Sayı bir araç oluyor. Dikkati hep nefeste muhafaza etmek için. Düşüncelere kapılıp gitmeyi önlemek için. Dikkatiniz dağılırsa, bu çok normal, süreç böyle zaten. Pratik her dikkati nefese çektiğinde oluyor. Fark ediyorsun, düşüncelere kapılmışsın. Sonra hop dönüyorsun. Nefes al, nefes ver, bir. Süreç böyle. İkinci aşamada bu sefer aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Vesaire. Çok az bir fark var.
İlk aşamada boşalan nefesin sonuna koyuyorsunuz sayıyı. Bu sefer de aldığınız nefesin başına. Bu az fark nefeslerin arasındaki boşlukları fark etmeye başlamanız için o duraksamalar, düşüncelerin arasındaki boşluklar, ona kadar gelirseniz bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Sayıyı bir göle, bir taş bırakır gibi nefesi başına bırakın. Üçüncü aşama, saymayı bırakın ama nefesi takip etmeye devam edin. Nefesin bedende yarattığı tüm duyumları gözlemleyin. Dikkatinizi hiç ayırmadan bir detektivin ipuçları araması gibi nefesi gözlemleyin.
Ve biraz sonra 12 dakikalık bir meditasyon sona erecek. Son iki aşamayı kendiniz uygulayın. Oturmaya devam edin. Burnun ucuna odaklanın. Daha sonra da herhangi bir yere odaklanmayı bırakın ve serbest bırakın dikkati zazen. Çok teşekkür ediyorum ve bir dahaki resette görüşmek üzere.